Merhabalar değerli seyirciler. 3 ayların ilk cuma gecesi olan Regaib gecesinde bütün dünyadaki müminlerle beraber Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin bize ikram ettiği lezzetleri irfan dünyasının ehilleriyle, ilim dünyasının ehilleriyle birlikte yaşamak için sizlerle beraber Kerkük'te bu muhteşem manzarada sizlerle birlikte Kerkük'ün Büyük Nur Camisi'nde Regaib Kandili'ni ihya edebilmek için bu gecenin güzellikleriyle birlikte hemhal olabilmek için, Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin bizlere ikram ettiği lezzetleri tadabilmek için huzurlarınıza geldik. Elbette Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin bize ikram etmiş olduğu bu muhteşem aylar, bizleri nihayetinde Ramazan ayına kavuşturacak. Bu müjdeyle beraber elbette Recep ayının ve takibinde Şaban ayının, nihayetinde Ramazan-ı Şerif ayının güzelliklerini yaşayan bütün müminlerle beraber, gönül dünyamıza yine Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin ikram etmiş olduğu bayrama kavuşacağız inşallah. Elbette bu aylar tamamıyla mağfiret iklimidir, rahmet iklimidir ve nihayetinde cehennem azabından kurtuluş iklimidir. İşte bütün bu güzellikleri yaşamak için, bu güzellikleri Allah-u Teala'nın ikramlarını kendi dünyamızda inşallah yaşayabilmek için bu geceleri değerlendirmek adına TRT Avaz ekranlarında Kerkük'ten yapmış olduğumuz Regaib Kandili özel yayınıyla Kerkük'ümüzün güzide mekanlarından bir tanesi olan Nur Camii'nde sizlerle beraberiz. Şu anda içeride bizleri beklemekte olan çok kıymetli din kardeşlerimizle birlikte buradaki aşkımızı, muhabbetimizi, imanımızı, idrak seviyemizi TRT Avaz marifeti ve Türkmeneli TV marifetiyle bütün dünyaya yaymaya gayret edeceğiz. Efendim bu akşam bizlerle birlikte, değerli Kerkük halkıyla birlikte bu güzel duyguyu, bu güzel atmosferi yaşayacak çok değerli konuklarımız var. Evvela yanı başımda bulunan, yanı başımda gördüğünüz Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürümüz, çok kıymetli büyüğüm Yalman Haceroğlu Beyefendi ve onun yanında içeride Kerkük ilahi grubunu idare edecek ve bize sohbetiyle, muhabbetiyle bugüne kadar şevk veren, aşk veren çok kıymetli üstadım Şeyh Molla Adil Mahmut Beyefendi ile birlikte Regaib Kandili'ni ihya etmeye gayret edeceğiz. Bizlerle birlikte Türkiye'den gelen ve gerçekten kıraati ile çok güzel bir noktada Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan ve Mevlid-i Şeriflerle birlikte bizim gönlümüzü serfiraz edecek olan Hafız Erdal İlhan hocamızla inşallah bu akşamın güzelliklerini sizlerle paylaşmamıza yardımcı olacak. Kerkük'teyiz, birazcık hüzün içindeyiz, birazcık mahzunluğumuz var ama buradan bütün dünyaya, bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimize seslenmek istiyoruz. Eğer Kerkük'teki hüznü, mahzunluğu bertaraf etmek istiyorsanız elbette bu akşam böyle güzel geceler bir imkandır, bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek adına lütfen gönlünüzle, lisanınızla duaya koyulun değerli mümin kardeşlerimiz. Buradaki kardeşlerimizin çekmiş oldukları sıkıntılarla buradaki kardeşlerimizle hemhal olarak, onlara dua ederek, onların gönül dünyasına bir parça huzur, bir parça neşe vererek yardımda bulunun, katkıda bulunun. Bu gece dua gecesidir ve bu gece Cenab-ı Zülcelal Hazretleri asla ve kat'a duaları geri çevirmez. Bütün melekleriyle birlikte semaya Cenab-ı Allah iltica eder ve bütün müminlere seslenir. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen, yok mu dua eden, duasını kabul edeyim, yok mu isteyen, vereyim diye Cenab-ı Allah inşallah tenezzül buyurur ve bizlerden bu güzellikleri istememizi bekler. Efendim bu akşamın manasını, ehemmiyetini sizlerle birlikte yaşamamıza çok önemli noktada destek olan ve Türkmeneli TV ile birlikte TRT Avaz'ın ortak yayınıyla bütün dünyaya sesimizi duyuran çok kıymetli büyüğüm Yalman Haceroğlu Beyefendi'ye sözü vermek istiyorum. Neler söylersiniz bu gece adına efendim? Evet, her şeyden önce Regaib Kandili dolayısıyla bütün Türk dünyasını kutluyorum. Daha sonra Kerkük'ünüze hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kerkük'ten TRT Avaz kanalına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve Kerkük'ten Ankara'ya sevgiler, saygılar. Tabii ki Necip Hocam, iki Guzide Televizyonu'nun, TRT Avaz'ın ve Türkmeneli Televizyonu'nun Kerkük'ten böyle bir başarılı yayın yapması çok büyük anlam ifade etmektedir. Odur ki Kerkük
büyük, şanlı, kocaman Türk dünyasının bir parçasıdır ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu iki yayın dolayısıyla, bu iki yayın vesilesiyle sesimizi Kerkük'ten, Türk dünyasının çok önemli bir parçası olan Kerkük'ten sesimizi bütün Türk dünyasına duyurmuş olacağız. Ve iki Güzide televizyonunun Kerkük'te bulunması, iki Güzide televizyonunun yayıncılık alanında ne kadar başarılı yayın yaptıklarının bir ifadesidir, bir anlamıdır. Bu gece dolayısıyla muhteşem, mukadder, takdirli gece dolayısıyla tekrar Türk dünyasına, tabii ki Ankara başta olmak üzere bütün Türk dünyasına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bütün müminlerin, bütün Türklerin kandili mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Cenab-ı Allah gayretlerinizi daim eylesin. Burada bize sunmuş olduğunuz bu imkanları Cenab-ı Allah arttırsın ve nihayetinde Kerkük'ten bütün dünyaya Kerkük Türk'ünün, Kerkük Türkmeni'nin, Kerkük Müslümanı'nın ne kadar dirayetli olduğunu, ne kadar azimli ve gayretli olduğunu gösterin inşallah. Tabii ki hocam. Türkmenli televizyonu Irak'ın Kerkük şehrinde bunun için bulunmaktadır. Bu sesi bütün dünyaya duyurmak için görev yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir. Bütün TRT camiasını teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün TRT camiasına ve bütün TRT çalışanlarına sevgilerimi, saygılarımı ve kandillerini kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen yanı başımızda kıymetli üstadım Molla Adil Mahmut var. Bu geceyle alakalı neler söylersiniz şeyhim? Ol diyen her şey olan, gönlümüze iman dolduran, Rahman Allah'ın adıyla Rabbimden temennimiz Recep ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif'i Allah Teala bizlere mübarek eylesin. Ragaib kandiliniz mübarek olsun. Sizler ev sahibisiniz. Sizlere söylemek hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O bir misafire değildi. Sizler ev sahibisiniz. Bu mübarek Ragaib kandilinde şeref verdiniz, onur verdiniz. Bizleri daha büyük ettiniz. Bu mübarek Recep ayında haram aylarının en önemli bir aylarındandı Recep-i Şerif. Hatta Mulla Ali Kari hocamız bir kitap yazmış bu ayın hakkında. El Edeb fi Recep. Yani en önemli Ramazan ayının duraklarından birisi Recep ayıydı. Niye? İnsanoğlu Allah Teala ne buyurdu? Ve yuslih lekum a'malekum. Allah Teala insanoğlunun ümmeti Muhammed'in bu duraklarda amellerimizi, şerefimizi, kadirimizi daha arttıracak. Neyle? İbadetle, secdeyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte ne buyurdu? Sumil eşhuril hurum ve aftir. Haram aylarını oruç ol, iftar ile ginen. Yani bu Recep ayında, Ragaib kandilinde en önemli başarat nedir? Hazreti Efendimizin nuri validesinin rahminde İmbi'as oldu Allah'ın emriyle. Onun için Recep ayının şerefi Peygamber Efendimizin bi'setinin bir müjdesidir. Onun için dedelerimiz bu kandilleri yapmışlar. Bu da bir delaletti Hazreti Efendimizin sevgilerine bağlı olmaklarını. Onun için zevati kiramlar, görün erlerimiz, arifler bu geceleri, bu müjde verilici geceleri hiçbir zaman kaybetmez idiler. Seccadenin üzerinde buyurduğunuz gibi Sayın Hocam da buyurdu. Dünyanın her bir yerinde mazlumları için dua yapmak mecburundayız. Onun için Allah Teala amelimizi soracak. İhtenim hamsen kable hamsin. Peygamber Efendimiz buyurdu. Beş şeyi fırsat bil, beş şey gelmeden önce. Hayateke kable mematik. Ölüm gelmeden önce hayatının değerini bil. Hayatın senin rasimalindir. Yani hazinendir. Bunu zayi etme ginen. Ne mutlu Allah Teala bu mübarek gecede ribahul abesi zavati kiramlardandı. Bir kul aldı. Gecenin yarısından sonra ahu fihan çekerdi. Geldi bu adam. Ey kul, niye uyumuyorsun?
Bizi de koymuyorsun uyağın. Söyledi ey ağa, ey begim. Nasıl uyayım? Eğer bildiğim zaman Allah'ım uymamış. Uymadığım Rabbi, uymadığı Rabbim, ben nasıl gözümü yumayım? Bu geceler bizim için çok fırsattı. Kadrimizi, şerefimizi daha arttırmak için, Hazreti Muhammed'e layık olmak için inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bu geceyi ihya etme noktasında sizlerin çok önemli katkıları var. İnşallah birazdan kıymetli seyircilerimiz de şahit olacaklar. İçeride okunacak Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımız başlayacak. Ve bir an evvel biz de içeriye girelim ve içeride cemaatimizle evet, birlikte hemhal olalım. Bu muhabbeti onlarla paylaşalım istiyoruz. Değerli seyirciler, şu anda bizi Türkistan, Doğu Türkistan'dan Bosna'nın en uç noktasına kadar TRT Avaz marifetiyle dinleyen, seyreden bütün seyircilerimize, Kerkük'ten yapmış olduğumuz, Nur Camii'nden yapmış olduğumuz Regaib Kandili özel yayınında dualarınızla, muhabbetinizle bizimle birlikte olmanızı, bizlerle bu güzellikleri paylaşmanızı inşallah ümit ediyoruz. Efendim, Regaib Kandili programımız başlamış durumda. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle inşallah devam edeceğiz. Cenab-ı Allah hepinizi bu gece hürmetine, affedilmiş kullar zümresine dahil eylesin. Hayırlı bir şekilde inşallah bundan sonraki bütün geceleri hayrıyla idrak etmeyi nasip eylesin. Berat Kandili'nde, Miraç Kandili'nde, Kadir Gecesi'nde Cenab-ı Allah bizleri dua halkalarında bir araya getirsin ki bundan melekût alemi haberdar olsun ve Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin bizi sevdiği ve bizim de onu sevdiğimiz kullarının zümresine dahil olmamızı nasip ve müyesser eylesin. Efendim, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle Regaib Kandili programımız devam ediyor.